Ve bunlar arasında Rönesans Barajı. Bununla ilgili bir sunumumuz var. Sayın Ayhan Orhan ve Sayın Erkan Oflas ikisi beraber hazırlamışlar. Sanırım Erkan Bey sunumu yapacak. Evet. Evet hocam, Ayhan hocam birazdan katılır diye düşünüyorum ben. Peki. O zaman sözü size verelim Erkan Bey. Yine rahatlıkla süremiz var. Rahat rahat anlatabilirsiniz. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Sevgili Hazrun'u da buradan selamlamak isterim. Kongreniz vasıtasıyla sunacağımız makalemiz aslında postkolonyal dönemde, yani kolonizasyon sonrası dönemde Sahra-Altı Afrika'nın ekonopolitiğini ele almak olacak. Aslında burada çok ciddi ipuçları var bizim için. Şu anki Afrika ülkelerinin yaşadığı iç güvenlik sorunlarıyla alakalı diye düşünüyoruz. Çünkü artık değişen bir farklılaşan diyelim bir mücadele zemini var. Çatışmayı artık biz ülkenin içinde çıkan sorunların sadece ülkenin kendi sorunlarıyla alakalı olmadığını kanaat etmiş durumdayız. Bunu da şöyle açıklayabiliriz. Şimdi bir jeopolitik bağlamda bir inceleme yapacaksak bunun illaki bir ekonomi-politik tabanı olması gerekiyor. Çünkü artık sadece çıkarımlar değil yani çıkarlar değil, ilk oryantasyon bakımından da ekonomi-politik, jeopolitik teorilerin bence artık göbeğinde bulunuyor. Çünkü değer transferi şekli değişti. Yani değer transferini daha önce nasıl yapıyordu Orta Çağ'da ülkeler? Ordular yoluyla, savaş açarak, yağmalayarak. Şimdi bu artık yağmanın medeniyet seviyesinin yükselmesiyle şeklinde değiştiği kanaatindeyiz. Yani bunu ekonomik bir çıktı aracı olarak değerlendirdiklerini ve aldıklarını düşünüyoruz. Bu bağlamda da iki konu bizim için önemli. Birincisi Napolyon Savaşları'ndan sonra Avrupa uyumunun tahsil edilmesi, yani buna Maternik sistemi de denir. İkincisi de Türkiye'nin şu anda Afrika'ya bakış açısı olan Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler önerisidir. Çünkü Türkiye'yi biz makalemiz boyunca şöyle ele aldık. Bilindiği gibi uluslararası güç aslında uluslararası etki kabiliyetidir. Bir ülkenin bir başka ülkeye olan etki kabiliyeti onun gücünü gösterir. Nihayetinde buradan baktığımız zaman önümüze de şöyle bir şey çıkıyor. Ülkeler birbirlerine karşı durumlarında hangi gücünü kullanmak zorundalar? Yani hard power'larını mı kullanacaklar yoksa soft power'larını mı kullanacaklar? Şimdi burada bir acaba ikilem var mı? Bu da bir başka soru işareti. Aslında son 10 yılda literatüre gören başka bir güç tanımı daha var. Ve Türkiye'nin yapısal inşacı bir yaklaşımla Afrika'ya yaklaştığı kanaatinden biz bunu kullanmayı tercih ettik. Yani Türkiye'nin yaptığı politikalar incelendiği zaman bunu hem bölgenin dinamikleriyle hem de bölgenin ulusüstü dinamikleriyle ortaklaşa yaptığını ve gerektiği zaman da partnerlerini askeri bakımdan desteklediğini görüyoruz. Dolayısıyla da bu literatüre giren yeni güç kavramı olan smart power, yani akıllı güç durumunu ön plana çıkartıyor. Yani eğer bir diplomatik öncelikleriniz varsa, ekonomik öncelikleriniz varsa bunları ilk önce diplomatik yollardan ve ticaret yoluyla yapılması. Eğer bu uygun olmuyorsa, yani diğer oyuncular bölgedeki çıkarlarının gereğince çeşitli yollara başvuruyorlarsa da bu durumda askeri gücü kullanmak ya da askeri açıdan partnerini desteklemek olarak bunu uyarlayabiliriz. Şimdi bilindiği üzere Maternik sistemi de bunu önerir. Avrupa'da bir ittifaklar sisteminin oluşturulmasını ve bu ittifaklar sisteminin ülkelerin diğer ittifakın gücünden çekinerek savaş açmamasına neden olmasını beklemiştir Maternik ve bunun için de demiştir ki İngiltere bu ittifakların dışında durmalı ve dengenin dengeleyicisi olmalı. Yani bu ne demek? İttifaklardan bir tanesi diğerine göre daha güçlenirse o zaman İngiltere o ittifaka geçerek dengeyi kurmalı. Ve her halükarda savaş Avrupa'nın dışında olmalı. Önerisi budur. Şimdi dolayısıyla Maternik sistemindeki
en büyük yoksunluk şudur. Avrupa'dan başka hiçbir yeri önemsemez. Yani sadece Avrupa'da olmalıdır bu uyum. Çünkü Avrupa'da olan bir savaş, Napolyon savaşlarında olduğu gibi çok yıkıcı sonuçlar getirebilmektedir. Gerçi maternik sistemi beraberinde literatürde yine bildiğimiz silahlanma dilaması denilen şeye sebebiyet vermiştir. Ve silahlanan ülkeler, diğer silahlanan ülkeleri tehdit görerek yeni bir savaşın arifesine girmişlerdir. Belki bu daha geniş bir perspektiften ele alınsaydı barış için bir çözüm olabilir miydi? Bunu tabii de ayrıca bir tartışmak lazım ama bu lafı diğer. Dolayısıyla burada konuşmak doğru mu bilmiyorum. Fakat şunu ele almamız lazım her şeyden önce. Eğer Avrupa refahını korumak istiyorsa, genel doktrin diğer ülkelerinin refahının Avrupa'nın refahına hizmet etmesi lazım. Şimdi burası biraz karmaşık gelebilir. İsterseniz burayı açayım. Avrupa'nın refahı üretebildiği artı değerle ilgilidir. İşte ekonomi politiğin jeopolitikle ilintilendiği ve iç içe girdiği nokta burası. Yani eğer Avrupa'nın refahını arttırmak istiyorsanız diğer ülkelerin ürettiği artı değeri düşürmeniz lazım. Onların daha fazla kâr etmesinin önüne geçmeniz lazım ve onların daha fazla sermaye biriktirmesinin önüne geçmesiniz lazım. İşte bu bize direkt Wallerstein'in dünya teorisini önümüze koyuyor. Yani burada çevre ülkeyi, yarı çevre ülkeyi veya da merkez ülkeyi iyi belirleyip onların güçleri arasında bir geçişkenliği önlemek lazım. Dolayısıyla da bir ülkenin daha az refah üretmesini sağlamanın yolları nelerdir, buna bakmak lazım. O ülkedeki iç karışıklıklar, o ülkedeki mezhepsel ya da ırk savaşları ya da o ülkedeki terörizm, o ülkenin refahı üzerinde çok ciddi etkilere sahip oluyor. Dolayısıyla da buradan çıkarım şu, Afrika ülkelerinin refahının düşük tutulması aslında Avrupa'nın refahının yüksek olmasıyla ilintili. Yani ham madde ve iş gücünü daha uygun şartlarda ele geçirmiş oluyorsunuz ve dolayısıyla daha fazla artı değer üretmiş oluyorsunuz. Ve bu ürettiğiniz artı değer günün sonunda size daha fazla refah veriyor. Bu ama neye rağmen? Ticari partneriniz olduğu ülkenin refahının düşük tutulmasına rağmen. Şimdi burada bir çelişki var. O çelişki de şu. İnsan hakları, insanların temel hak ve özgürlükleri gibi konulara baktığımız zaman, o zaman Avrupa'nın insan haklarıyla Afrika'nın insan hakları arasında fark var mı sorusu akla gelir. Şimdi bu aradaki jeopolitik ilişkinin ekonomi politik temellerinden kaynaklanan bir eşitsizlik durumu var. Yani bu eşitsiz gelişme süreci dediğimiz sürecin bir şekilde sona ermesi lazım. Aslında bunun içinde bize bir Ricardo'cu yaklaşımdan yaratıcı bir yıkım lazım. Yani bunun içinde yeni bir politik önerme, yeni bir ekonomi politik vizyon gerekli. Şimdi bizim kültürümüzde ve kodumuzda hiçbir zaman üstencilik ya da ötekileştirme yok. Şimdi bu kavramı şöyle ele alalım. Rousseau alienate diye bir kavram geliştirmiş. Yabancılaştırma. Şimdi bu yabancılaştırma dediğimiz kavramın çalışma şekli şu. Eğer bir grubu, bir ülkeyi ya da bir toplumu kendinizden farklı standartlarda kodlayabilirseniz, yani onun derisinin rengi, onun inancı, onun toplumsal değerleriyle ilgili sizden farklı olduğunu düşünürseniz, o zaman kendiniz gibi olan kişilere davrandığınız gibi onlara davranmak zorunda kalmıyorsunuz. Yani onlara yapacağınız herhangi bir kötü davranış aslında etik oluyor. Yani bu aslında çok şaşırtıcı bir öneri. Çünkü nasıl olur da bir insan bir başka insana karşı yaptığı kötü davranışı etik bulabilir? Aslında bununla ilgili Avrupa'nın kodlarında çok ciddi örnekler var. Ama bir tanesini öne almak gerekirse, çok özür dilerim, ben bir dakika sessiz alacağım kendimi. Hocam müsaitse. Bu arada çok özür diliyorum. Diğer çalışmanın ortağı benim. Saygıdeğer hocalarım, Hasan Başkanımız. Çok özür dileyerek 6'ya 20 kalı olduğu için yoldayım. Bir 5 dakika sonra normal bilgisayarda olacağım. Erkan geri geldi. Benim de söyleyeceklerim var müsaade ederseniz. Erkan devam etsin. Ben bilgisayar başına gelince ben de katılacağım inşallah ama buradan takip ediyorum.
Çok çok özür diliyorum her şeyden önce. Ya, tabii ki Ayhan Hocam. Kaza belasız sağ salim varın yeter. Yok yok. Bir 5 dakika sonra inşallah bilgisayarımın başında olacağım. İnşallah. Tamam, sağ olun. Ben çok özür dilerim. Çocuk biraz bağırıp çağırmaya başladı. Ses belki size geliyordur diye kapıyı kapattım. Aslında bahsetmeye çalıştığımız şey hiyerarşik bir Afrika politikasının çağımızda karşılık bulup bulmadığı. Yani hiyerarşiden kastımız ne? Gelişmiş olan ülkeler, batı değerlerini taşıyan ülkeler yani Kuzey Yarımküre ve gelişmekte olan ya da gelişmişliği aslında o kadar da bazı insanlar tarafından kıymetlendirilmeyen diğer ülkeler. Yani Güney Yarımküre arasındaki bir farklılaşma ve bir hiyerarşiden bahsediyoruz. Burada beyaz adam etkisi diyeceğimiz ya da Afrika talanı olarak görebileceğimiz iki önemli husus var. Şimdi Türkiye'nin politikasını burada Çin'le farklı görmemek lazım. Çin de Türkiye'de aynı noktadan hareket ettiğini gözlemliyoruz artık Afrika politikası konusunda. Şimdi egemen ve eşit şartlarda oluşturulacak politik müzakere süreci karşılıklı ticari bağımlılığın yükselmesi yoluyla tanzim edilebilir. Şimdi ticari bağımlılıktan kastımız ne? Şimdi ticari bağımlılığı işin içine koyduğumuz zaman bir ulus üstü hiyerarşiden bahsedemiyoruz. Çünkü bağımlılık katsayısı düşük ya da yüksek olsa da ülkelerin birbirlerinin refahıyla ilgili net bir çıkar olmuş oluyor. Yani örneğin Türkiye'nin pazarı Afrika ülkeleri. Afrika ülkeleri de aynı zamanda Türkiye'yi pazar olarak gördüğü bir ekosistemi düşünelim. Türkiye'de yaşanacak olan refah artışı aynı zamanda talep artışı anlamına gelecektir. Dolayısıyla da Afrika ülkelerinin üretimine yani arzına daha fazla ihtiyaç duyacak demektir Türkiye. Bunun tam tersi de geçerli. Yani dolayısıyla bu yeni bakış açısında yani yapısal inşacı bakış açısında Afrika'nın güvenliği refahın artışıyla beraber daha gözle görülür şekilde sağlanmış oluyor. Yani ekosistem birbirine girdikçe ve bağımlılık arttıkça, ülkelerin bağımlılıkları birbirlerine karşı arttıkça bir başka ülkede olan bir iç karışıklık ya da bir çatışma düzlemi ya da bir üretimi kesintiye uğratabilecek herhangi bir durum, askeri darbe olabilir, toplumsal ayaklanma olabilir vesaire. Üçüncü taraf olan ticaret partnerleri için tehdit haline geliyor. Yani mesela Etiyopya'daki Tigray sorunu Türkiye ve Çin için sorun. Çünkü onların refahının artmasında bir kesintiden bahsediyoruz. Eğer böyle bir şey olursa Türkiye daha az ürününü satabilecek, Türkiye oradan daha az ürün satın alabilecek. Yani dolayısıyla piyasayı bir sabit kabul edersek arz ve talepteki genişleme bu durumla ilgili zarar görecek. Piyasa genişlemeyecek. Yani ürün ve hizmetler belki daha fazla üretilecek Türkiye'de ama bunun karşılığı olan ticari partnerde bu talep seviyesi yükselmediği için Türkiye'de stok oluşacak. Ya da tam tersi. Türkiye'de Avrupa mallarına ne kadar, Afrika mallarına ne kadar talep artarsa artsın, eğer Afrika'da bunu üretecek ekosistem yoksa, bir refah yoksa, bir iç güvenlik zafiyeti yoksa daha fazla bir üretim olması beklenir. Ama bir terör faaliyeti, bir iç çatışma gibi bir durum üretimin önüne geçeceği için Türkiye'de refah artsın ve talep artsın, oradaki arz artmayacağı için bu da bir karşılıksız durum ortaya koyacak. Aslında bunu şöyle açıklayabiliriz. 29 krizinin önemli sebeplerinden bir tanesi olarak Avrupa'nın Almanya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımlar ileri sürülür. Dolayısıyla Almanya talep piyasasından çekilmiştir. Çünkü Almanya zaten yüksek tazminatlar ödemek zorundadır ve dolayısıyla halkın elinde harcanabilir gelir düşmüştür. Bu Amerika'da ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde talep yoksunluğuna sebebiyet veriyor ve ne oluyor? Firmaların elinde stoklar artmaya başlıyor ve tarihin en büyük buhranlarından birini oluşturuyor. Dolayısıyla biz eğer yapısal inşacı bir bakış açısından ilişkilerimizi karşılıklı kazan kazan durumuna, yani Afrikalıların sorunlarına Afrikalı çözümler bulma noktasında ve oraya yaptığımız yatırımları
aynı zamanda Afrika halklarının ve Afrika devletlerinin de çıkarına ve refahına olacak şekilde tanzim edersek, burada oluşturulan bir ticari bağımlılık, bir ekonomik bağımlılık beraberinde Türkiye'nin çıkarını şu şekilde değiştiriyor. Türkiye'nin çıkarı Afrika'da herhangi bir çatışmanın olmaması, piyasanın normal koşullarında çalışması ve üretim kapasitesinin olabildiğinin en yüksek şeklinde artması Türkiye'nin çıkarını oluyor. Halbuki Avrupa bunu nasıl değerlendiriyor? Hatta bu konuyla ilgili literatür okumalarını da yaparsanız ya da yapmışsanız bunu bileceksiniz. Önemli önerme şudur. Çevre ülkelerin, yani Afrika'daki sömürge ya da yarı sömürge durumdaki ülkelerin refahını arttırmamak önemli bir doktrindir. Çünkü eğer refahını arttırırsanız o zaman oradaki işçilik maliyetleri artacak. O zaman oradaki ürün ve hizmetlerin maliyeti artacak. Dolayısıyla da Avrupa kendi ülkesine getirdiği yarı mamül ve ham maddeleri mamül noktasına getirdiği zaman çok daha fazla artı değer üretemeyecek. Bu da Avrupa'nın refahını düşürecek diye ele alıyorlardı. Aslında buradaki bakış açısı şu anki yaşadığımız Afrika'yı önümüze getiriyor. Yani Afrika'yı bir pazar olarak görmek yerine Afrika'yı bir maden olarak görüyorsunuz. Ve dolayısıyla son dönemde hani eğer diyebilirsek Pax Amerika'nın en büyük sıkıntısı bu oluyor. Amerika barışı Afrika'ya uğramıyor. Çünkü Afrika'daki çatışmalar, Afrika'daki iç karışıklıklar refahın yükselmemesi için önemli bir gerekçe ortaya koyuyor. Ve bu durum Avrupa'nın daha uygun şartlarda ham maddelere ulaşmasını sağlıyor. Şimdi şu açıdan ele alabiliriz. Şimdi biz Avrupa'nın 19. yüzyıl öncesinde yani Afrika için yaptığı işte bilinen ve çok ironik bir adı olan işte bu centilmenlik anlaşmasından önce Avrupa'ya göre Afrika bir terra ignorata, yani bilinmeyen topraklar, tapulanmamış araziler. Peki bu bilinmeyen topraklar ve tapulanmamış arazilerin paylaşımı nasıl olacak? İşte bunu da aralarında bir centilmenlik anlaşmasıyla yapıyorlar. Yani bu centilmenlik anlaşması ne? Eğer Almanya Afrika'da bir toprak genişlemesi yaparsa bunu İngiltere'ye söyleyecek. Centilmenlik bu. Yani buradaki üçüncü kişi olan Afrikalı halkların ne düşündüğü çok da önemli değil. Çünkü Çipola'nın tarifiyle insan da bir enerji kaynağı. Bakış açısı bu. Yani enerji kaynağından kasıt ne? İnsan emek üretiyor. Ve emeği enerji olarak değerlendirildiği zaman Avrupa'nın endüstrisine hizmet etmiş oluyor. Yani onun köle emeği diyebilirsiniz, ucuz emek diyebilirsiniz veya eşitsiz şartlarda gelişen ticari etkileşim diyebilirsiniz. Bu noktadan bakıldığı zaman Afrika'nın halkı bir pazar olarak ya da bir talep üreten hane halkı olarak değil de tamamen enerji olarak ele alınıyor. Yani bu aslında bizim bugünden baktığımız zaman böyle çok itici ya da böyle şey gelebilir. Yani nasıl yani falan diyebiliriz ama dönemin şartlarında bu oldukça etikti. Yani hatta bu konuyla ilgili çeşitli örnekler de vardır. Onlardan bir tanesini de size söylemek isterim. Mesela Tocqueville der ki köleleri aniden özgürleştirmemeliyiz. Eğer onları aniden özgürleştirirsek onlar efendiler için bir anlaşılabilir toplum olmadığı için, yani çok çalıştıkları için, cahil kaldıkları için bize istediğimiz toplum kesimini karşılamayabilirler. O yüzden onları biz belirli bir sırayla ve belirli merhaleler halinde özgürleştirmek zorundayız. Yani toptan bir özgürlük veremeyiz. Hatta diyor ki köleler için Hristiyan olmak fikrinin bile anlaşılabilir bir tarafı. Çünkü onlar Hristiyan olursa Hristiyanlığa katkı değil zarar verirlerdi. Şimdi biz baktığımız zaman şimdi Tocqueville iyi bir entelektüeldir diye düşünürüz. Yani nihayetinde Cezayir hakkında mesela yazdıklarını falan düşündüğünüz zaman ya da Fransa'da demokrasi nasıl olmalıdır şeklinde yazdığı denemeleri falan aklımıza gelince şimdi Tocqueville gibi bir adamı böyle düşünmemesi lazım diye düşünürüz.
Ama bu zamanın şartlarında hani tarih okumacılığında yeni bir trend vardır, Anel okulu. O der ki tarihi sadece bir kronik olarak görmemek lazım. Coğrafyası önemlidir. İçinde bulunan toplumsal dinamikleri önemlidir. İktisadı önemlidir. Dolayısıyla bunların hepsini üst üste koyup öyle okumak lazım tarihi. Yani yoksa tarihte olan bir olayın neden olduğunu anlamlandırmak zorlaşır. Yani Avrupa'nın Afrika'da ne işi vardı ya da Osmanlı Amerika'ya niye gitmedi gibi sorular burada şey kalıyor, anlamsız kalıyor. Yani Avrupa'yı bir merkantilizm temelinde incelemek lazım. Merkantilist duygunun insana neler yapabileceğine, neler yaptırabileceğine hesaba katmak lazım. Diğer taraftan da Osmanlı'nın fiskalizm temelinde ortaya koyduğu toplumsallığı ortaya koymak lazım. Mesela Defter-i Hakaniler'de hep şu yazar. İşte örneğin Cezayir'den getirilen işte tahılın Sakız Adası'nda uygun nahta dağıtılıp zinhar deryaya verilmemesi der. Ne demek bu? İlk önce halka dağıtacaksınız nahr üzerinden. Halk doyduktan sonra, yani bolluk rejimi dediğimiz şey budur zaten. Halk doyduktan sonra deryaya verebilirsiniz. Yani ihraç edebilirsiniz. Ama ilk önce halk doyacak. Tam bu dönemde bulyonistler ne yapıyorlar Fransa'da? Diyorlar ki çiftçileri az yemeye alıştırın. Çünkü çiftçiler ne kadar az yerlerse biz o kadar fazla ihracat yapacağız ve dolayısıyla o kadar fazla külçe biriktirebileceğiz. Şimdi bu iki toplumsal sınıf anlayışından ortaya zaten işte yağmacı bir Avrupa ile gitgide gücünü kaybeden bir Osmanlı ortaya çıkıyor. Yani o yüzden biraz şeyleri kendi koşullarında değerlendirmek lazım. Bu bağlamda da Türk Dışişleri'nin ortaya koyduğu Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler önermesi daha da bir anlamlı hale geliyor. Çünkü Afrika'nın hangi tarihi süreçten geldiğini, nelere muhatap olduğunu ve sürekli edilgen olarak üstenci politikalara tabi tutulduğunu unutmamamız lazım. Bu durumda eğer Afrikalılarla eşit temelde ve eşit şartlarda karşılıklı ticari bağımlılığa dayalı, karşılıklı çıkar ilişkilerine dayalı ve Afrika insanıyla ona muhatap olan diğer ülkelerin insanları arasındaki bütün farklılaştırmayı ortadan kaldırarak ya da bir üst seviyesi olarak söyleyelim, yabancılaştırmayı ortadan kaldırarak bir yeni bir ticari durum konulmasının aslında Afrika'nın iç güvenliğiyle birebir ilintili olduğunu düşünüyorum. Çünkü Afrika'nın iç güvenliği eğer diğer ülkeler tarafından da bir güvenlik sorunu ve bir çıkar sorunu olarak ele alınırsa, o zaman Afrika'nın içindeki sorunların sadece Afrika'yla ilgili olmadığını ya da Afrika'yla temelden bağlı olmadığını göreceğiz. Çünkü Amerika'da ya da Avrupa'da farklı etnik kökenlere tabi insanlar yaşamıyorlar mı? Ya da farklı dini inanışlara mensup insanlar yaşamıyorlar mı? Bu sadece Afrika'da mı sorun oluyor? Yani ve bu şiddetin bu seviyeye kadar tırmanmasının sebebi acaba ne olabilir? Eğer buradaki piyasa düzeninin bildiğimiz şekilde kendi koşullarıyla çalışmasının önüne geçilmesi, Afrika'yı dengesiz halde tutmak, bir ticari öncelik olarak ele alındığı sürece ve değer transferinin bu bağlamda yapılması, işte belli bir elit üzerinden yapılması devam ettirildiği sürece Afrika'nın terör sorununun da, Afrika'daki ırksal çatışmanın da, Afrika'daki dinsel çatışmanın da bitebileceğini öngörmüyoruz. Yani ulaştığımız sonuç bu açıkçası. Şimdilik buna kifayet edelim hocam. Eğer bir sorunuz varsa ya da ekleyecek olanlarınız varsa alabiliriz. Bu arada Ayhan Hocam da katkı yapacaktı galiba. Tekrar özür diliyorum. Ben çalışmanın özü itibariyle biz aslında bir ara ben koptum. Rönesans Barajı'ndan bahsettik değil mi? Erkan. Hocam hayır, bahsetmedim henüz. Şimdi şöyle
Ben birazcık o konuya girivereyim. Neden bu konuyu seçtik? Sen zaten içerik olarak bu özellikle sosyolojik ve felsefi açıdan bazı konulara şey yaptım, kaynak olarak başvurdum. Bizim buradaki amacımız şuydu aslında. Türkiye'nin dış yatırımlarının yapıldığı o ülkelerdeki güvenlik sorununa ne etkisi olurdu? Aslında kapsamlı bir çalışma olacaktı bu. Ancak biz sadece tek bir örnek üzerinden gitmek istedik. Türkiye'nin oradaki bir üçgen kurdu biliyorsunuz. Katar, Somalya ve Sudan'daki özellikle Sebakin Adası üzerinden kurduğu bir üçgen var. Bu üçgen Kızıldeniz'i kapsayan bir üçgen. Ancak bu üçgenin dışarısında kalan ve aslında Akdeniz'deki bu sorunu ortaya koyan, Doğu Akdeniz'deki sorunu en fazla çetrefilli hale getiren Mısır'ın durumu vardı. Türkiye buradaki yaptığı hamleyle ki detayını birazdan Erkan tekrar ona arz ettiğimde anlatımı bahsedecektir. Bir büyük Nil Nehri'nin yukarı havzasını tutmakla amaçlı yaptığı büyük bir yatırım var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önemli bir yatırım. Sevakin Adası Doğu, özellikle Kuzeydoğu Afrika'da Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz'i kapsayan ki şu anda İsrail'in Elat Limanı ile Akdeniz arasında bir kanal projesi var. Uzun vadeli yapmayı düşündüğü bir kanal projesi var. Süveyş Kanalı'na alternatif bir proje var. O bölgedeki ticareti finansal anlamda Sevakin'le tutup Mısır, Sudan gibi ülkeleri de özellikle su, yani bunun ismini tehdit demeyeceğim ama gücü elinde tutarak orada bir oluşabilecek güvenlik sorununu ortadan kaldırmak amaçlı bir ileri projeksiyon olarak görüyoruz biz burada yapılan yatırımı ki Türkiye'nin Çin'den fazla en fazla Afrika'da ticareti ve yatırımı olan ülke olduğu düşünülürse bunu sağlayan üst aklın, bunu sağlayan devlet yöneticilerinin ufuktaki projeksiyonun Afrika zenginliği olduğunu çok net görebiliyoruz. Ama burada çalışmanın özünde de özellikle buradaki kolonyal sürecin sömürüye dayalı değil, kazan kazan yani win-win dediğimiz kazan kazan anlayışıyla o bölgeye Türkiye'nin girmesi, o bölgedeki işte askeri kışlaların, askeri üslerin kurulması, o bölgedeki dengelerin sağlanması adına önemli bir yaklaşım olarak düşünüyoruz biz. Bu anlamda doktora öğrencimle yaptığımız çalışmayı en azından kendi adımıza değerli bir çalışma olarak görüyorum. O bölgeyle ilgili önemli çalışmalar gelecekte tabii ki olacaktır. Bizim bu anlamda vurguladığımız şey Türkiye'nin dünyadaki enerji kaynaklarının ve bağlı olarak gıda kaynaklarının ki gıdanın içerisindeki su da bir başlık biliyorsunuz. Bu postkolonyal süreçte kazan kazan prensibiyle özellikle o ülkelerle ortak çalışmalar yapılarak, o ülkelerin güvenliğini sağlayarak, o ülkelerin finansal durumlarını düzelterek ortaya konulan ve ben bunun altını çizerek söylüyorum 2071 projeksiyonu içerisinde değerlendirilen yatırımlardır. Asya ile Avrupa arasında ben bunu her konuşmamda da ısrarla vurguluyorum. Türkiye Asya ile Avrupa arasında lojistik alandaki yaptığı yatırımları da kurduğumuzda Afrika, Avrupa, Asya arasındaki gümrük kapısı işlevini sürdürmeye devam edecektir. Bu anlamda yapılan yatırımların özellikle bulunduğu bölgedeki güvenliği de ele geçirecek şekilde, oradaki güvenliği sağlayacak şekilde yapılması çok önemli. Ben şimdilik burada ara vereyim. Rönesans'la ilgili biz Rönesans Barajı bu arada bizim ismi verdiğimiz ya da onların verdiği bir isim değil. Rönesans firması bu barajı inşa ettiği için şimdilik ismi böyle. Yap işlet devlet modeli yapılan büyük bir yatırım ve Doğu Afrika'nın kuzey ile güney arasındaki hattı çok net bir şekilde ileriye yönelik projeksiyonda koruyacak, güvenliği sağlayacak bir hat olarak düşünüyorum ben. Devamını inşallah Erkan devam etsin. Sonra eğer sorular varsa birlikte cevap vermeye çalışalım. Çok özür dilerim. Bu arada ben kendimi de tanıtmadım. Direkt söze girdim. Profesör Doktor Ayhan Orhan, Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi yeni ismiyle İktisat bölümünde öğretim üyesiyim. Erkan da bizim bölümde doktor öğrencimiz ve çok başarılı bir öğrenci.
inşallah sizin de takdirlerinizi kazanır. Şimdilik ben sözlerimi ara vereyim. Buyurun Erkan Bey, devam etmek isterseniz. Evet, yani ben açıkçası işin Rönesans Barajı tarafını hiç anlatmadım. Biraz şeyden galiba. Açıkçası bu kısmı biz hidrodiplomasi olarak ele aldık, makalenin bu kısmını. Şimdi burada iki önemli konu var. Birincisi, ülkelerin birbirlerine karşı olan etkilerini nasıl kullandığı. Yani hard power olarak mı yoksa soft power olarak mı kullandığı. Hidrodiplomasi de aslında bütün jeopolitik stratejiler geçerli. Hidrodiplomasi de eğer bir ülkenin diğer ülkeyi baskılaması öngörülüyorsa onu çevrelemesi, o bölgenin bir heartland'ının bulunması ve ondan sonra da bunu ekonomi politik teorilerle, yani ekonomik bağımlılık seviyesinin arttırılmasıyla ilk önce askale edilmesi, sonra da çözülmesi şeklinde düşünülüyor. Burada bizim bakmamız gereken konu şu açıkçası. Rönesans Barajı sadece Sudan, Etiyopya ve Somali için önemli değil. Önemli olan diğer kısım da Rönesans Barajı'nın yukarı Nil Havzası'nda yapılıyor olması. Yani aslında hidrodiplomasinin bir ayağı da Mısır olmuş oluyor bu durumda. Şimdi Mısır'ın orada bir statikotusu vardı ve bu statiko Mısır'ın hard power'ının yüksekliğiyle dengelenmekteydi. Oraya yeni bir oyuncunun girdiğini görüyoruz. Bu oyuncu da Türkiye. Şimdi Machiavelli 15. yüzyılda yazdığı kitapta der ki, Fransa İtalya'yı işgal ederken bazı sorunlarla karşılaştı. Bu bazı stratejik hatalar yaptı. Bunlardan bir tanesi de güçsüz bir gücü daha da güçsüzleştirdi. Güçlü bir oyuncuyu da bölgeye dahil etti der. Aslında buradaki tarifi şudur. Fransa Venedik'le gereğinden fazla savaştı ve dolayısıyla onu güçsüzleştirdi ve Venedik İspanya'yı İtalya'ya davet etti. Ve dolayısıyla da artık Fransa sadece İtalyan devletleriyle değil, İspanya'yla da karşı karşıya geldi der. Aslında buradaki durum böyle. Mısır, Tigray sorunu üzerinden Etiyopya'yı, Sudan'ı da zaten din temelli çatışmalar üzerinden oldukça güçsüzleştirdi. Ve bu aslında kendi lehine olduğunu düşündüğü bir jeopolitiği o ülkelerin başka bir gücü bölgeye davet etmesiyle kendi aleyhine değiştirmiş oldu. Şimdi baktığınız zaman Tigray sorunu dün itibariyle, siz de duymuşsunuzdur, yapılan bir anlaşmayla artık neredeyse çözüme kavuştu ve tabii bunda Türkiye'nin ortaya koyduğu hem Etiyopya hükümetine karşı askeri desteği, ekonomik desteği hem de diplomatik desteğinin de olduğunu görüyoruz. Ve artık Tigray sorununun ortadan kalkmasıyla beraber Mısır'ın, Etiyopya'nın iç işlerine direkt müdahale hakkı da ortadan kalkmış oluyor. Şimdi buradaki hidrodiplomasi de Etiyopya kaynak ülke olarak, kaynağın çıktığı ülke olarak kıyıdaş ülkelerden diğerlerinden farklı bir politikayı ortaya koymaya başlayabilir. O da nedir? Bir baraj inşa edebilir oraya. Ve oradan elde ettiği sadece elektrik gücüyle değil, aynı zamanda sulama kapasitesiyle beraber de Mısır'a karşı bölgedeki o dört ülkeden üçü daha avantajlı hale gelmiş oluyor. Şimdi aslında burada baktığımız zaman aklımıza şu geliyor. Kuralları oluşturan şey geleneklerdir. Yani sosyolojide böyle söylenir. Gelenekler baktığımız zaman o bölgedeki dominant gücü her zaman Mısır olarak gösteriyor. Yani bu eski Mısır firavunlarından beri durum böyle. Şimdi artık oyunun tekrardan değiştiğini ve yukarı Nil Havzası'nın aşağı Nil Havzası'na karşı statikoyu değiştirdiğini görüyoruz. Bu statiko değişikliği iki dramatik noktada oluyor. Birincisi yukarı Nil Havzası'nda, diğeri de Doğu Akdeniz'de. Doğu Akdeniz'de Libya ile Türkiye arasında imzalanan muasır ekonomik bölge anlaşmasıyla beraber aslında Mısır tamamen çevrelenmiş oluyor. Ve Mısır'ın Türkiye ile yeniden bir diplomatik masa kurmaktan başka aslında seçeneği kalmamış oluyor bu durumda. Çünkü baktığınız zaman batısında Libya, güneyinde Sudan ve Etiyopya, kuzeyinde de Doğu Akdeniz'de tamamen çevrelenmiş durumda. Yani eğer doğuya doğru bir çıkış aramak isterse de Sevakin Adası'nda zaten Türkiye'nin bir üssü var. Yani dolayısıyla
Türkiye'nin çıkarlarına direkt olarak etki edebilecek herhangi bir hareketinin şu anda pek mümkün olmadığı gözüküyor. Yani bu baktığımız ve incelediğimiz konuyu aslında Mackinder'in kara hakimiyet teorisinin minyatürü olduğunu düşünebiliriz. Bölgesel bir minyatür olduğunu düşünebiliriz. Yani bu tabii Rönesans Barajı'nın oraya inşa edilmesi iradesinin Türkiye tarafından korunmasıyla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de muasır ekonomik bölgeyi inşa edip onu Libya ile beraber yaptığı bir anlaşmayla garanti altına alması arasında diplomatik olarak herhangi bir konu sorun yok. Aslında uyuşmazlığın çözülmesinin nedeni bir uyuşmazlığın çözülmemesinin nedenini biz güçteki denge olarak görüyoruz. Çünkü kendini güçlü olan kişi, güçlü olduğunu düşünen ülke statikoyu değiştirmek istemiyor. Diğer ülkelerin taleplerini karşılamak istemiyor. Aslında burada bir sıkıntı oluştuğu zaman gücün dengesinin yeni oyuncularla ortaya çıktığını görüyoruz. Bu hidro diplomasiden kastımız da açıkçası bu. Bu noktadaki bizim gücün kullanımındaki smart power etkisi, yani daha doğrusu konsepti diyelim, tanımına politikanın içinde bulunduğu uluslararası, küresel ve bölgesel ulusüstü kurumların hukuka riayet ederek ekonomik ve diplomatik çıkarlarını korumak iradesini şeffaf bir politika zemininde uzlaşmacı ve anlayışta uzlaşmacı bir tabanda sürdürmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Yani uluslararası hukuku görmezden gelmek, yani mesela örneğin Libya'da Hafter'i desteklemekle yasal olan hükümeti desteklemek arasında bir politika tercihi yapıldığı zaman Türkiye'nin uluslararası hukuka riayet ettiği görünüyor. Ve uluslararası hukukla kendi çıkarlarımızı uygun hale getirmemiz için de aslında irademizi şeffaf bir şekilde ortaya koymamız lazım. Yani bu tür girdiler Avrupa politikasında, özür dilerim, Afrika politikasında Türkiye'nin konumunu da daha netleştirmiş oluyor. Yani bu bakış açısıyla Afrika'nın gerek nüfusu gerek de ham madde potansiyeli bakımından artan bir öneme sahip olduğunu yadsımamamız lazım. Bugüne kadar uygulanan kolonyal politikalardan dolayı Avrupa ekosisteminin dış etkiyi bir güvenlik sorunu olarak görmekte olduğunu veri olarak almamız lazım. Ve Türkiye'nin karşılıklı çıkarlar temelinde öne çıkan ve olası çatışmalarda politika eksenini bölge ülkelerinin egemenlik haklarına saygılı uluslararası hukuka uygun yapılandırması ve bu amaca uygun şekilde siyasi ve askeri bir işbirliğini inşa etmesi önemli bir konu başlığı olarak önümüze çıkıyor. Yani Türkiye'nin yapması gereken Afrika'nın egemenlik haklarını ve uluslararası hukuktan doğan haklarını korumak ve bunlar için onlara hem ticari hem de askeri bir partner olarak karşılarında bulunduğunu şeffaf şekilde bildirmek zorunluluğu ortaya çıkıyor. Buradaki Türkiye'nin en önemli elindeki gücü de kolonyal bir geçmişinin olmaması, yani sırtında herhangi bagajın olmaması diye ele alabiliriz. Şimdilik teşekkür ederim. Eğer eksik bir şey kaldıysa da yine sorarsanız cevaplarız.